Şimdi söz sırası Mardin Milletvekilimiz Sayın Mithat Sancar'a aittir. Sayın Sancar, buyurun. Sayın Sancar, sizin aleyhte 5 dakika söz hakkınız var, talebiniz var. Grupların da yapmış olduğu anlaşma gereğince başkanlık divanı üyeleri olarak bizler de sürenizi 15 dakikaya çıkartıyoruz. Süreniz 15 dakika. Buyurun Sayın Sancar. Teşekkürler Sayın Başkan. Sevgili arkadaşlar, parlamentonun işlevsizleştirilmek istendiğini uzun süredir dile getiriyoruz. Zaten bu yönde atılan adımlar da son derece somut bir şekilde karşımızda duruyor. Parlamentoyu yeni sistemde işlevsizleştirmenin ötesinde mevcut şartlarda da etkisiz kılmanın yöntemleri kullanılıyor iktidar grubu tarafından. Mesela her türlü eleştiriyi teröre destek ya da terörle mücadeleyi zayıflatma şeklinde nitelendirmek bu yöntemlerden biridir. Bir diğeri iç tüzükte yapılan değişikliğin dünkü uygulanma şeklidir. Dün Sayın Baydemir konuşmasında Kürdistan kelimesini kullandığı için iç tüzüğün 161. maddesi gerekçe gösterilerek iki bileşim çıkarma ve ayrıca para cezasına çarptırıldı. Sayın Baydemir ne demişti? Ben Kürt halkının bir evladı olarak Kürdistan'dan gelen bir temsilci olarak konuşuyorum demişti. Peki bunun hangi gerekçeyle ceza sebebi yapıldığını anlatabiliyor mu iktidar partisi temsilcileri? Hayır. Diyor, şunu soruyoruz apaçık, şunu da cevabını da açık bekliyoruz. Bunu komisyon, alt komisyon ve genel kurul tartışmalarında da sorduk. Dedi ki, bakın bu değişiklik kötüye kullanılmaya müsaittir. Düşünce özgürlüğünü ortadan kaldıracaktır. İnkarcılığı hortlatacaktır, ırkçılığa yol açacaktır dedik. Onlar da bize dediler ki, alt komisyon raporlarını, tutanaklarını, komisyon tutanaklarını ve genel kurul konuşmalarını lütfen tekrar inceleyiniz. Dediler ki, hayır efendim biz genel olarak Kürdistan kelimesinin kullanılmasını yasaklama niyetinde değiliz. Amacımız bu değil dediler. İkili görüşmeler yaptık. Çeşitli temsilcileriyle iktidar grubunun. Onlar bu konuşmalarda da aynı şeyleri tekrar ettiler. Üstelik ilk gelen teklifin ilk gelen şeklinin çok daha esnek ve muğlak olduğunu kabul ettiler, onu değiştirdiler. Komisyon alt komisyondaki değişikliğin de yeterli olmayacağını belirttik. Komisyon aşamasında birlikte bir değişiklik üzerinde çalıştık iktidar temsilcileriyle. Ve fakat neden ve nasıl olduğunu çok iyi bildiğimiz gerekçelerle o görüşmelerden de bir sonuç alamadık. Neden ve nasıl olduğunu biliyoruz çünkü burada bir iktidar hesabı var. İktidarı sürdürme hesabı var. O kadar açıktır ki şu an AKP'nin desteğine muhtaç olduğu bir partinin ısrarı üzerine bu değişiklikler yapıldı ve dünkü uygulama da bunun bir yansımasıdır. Bunu iktidar partisi temsilcileri de bize bizzat söylediler. Rahatsız olduklarını söyleyen, gelip söyleyen çok sayıda AKP milletvekili var. Bunların elbette adını ben söylemeyeceğim ama onlar bu vicdan muhasebesini en fazla yapmak zorunda ve durumda olan değerli insanlardır. Kürdistan kelimesi ve burada kullanılan şekli nasıl bir ceza konusu olabilir? Bakın şu an bu ifadeyi dışarıda kullandığınızda Yargıtay içtihatlarına göre kesinlikle suç değildir. Ötesini söylemek de suç değildir. Size sadece son 2 yılın Yargıtay içtihatlarından çok kısa bilgiler aktaracağım. 2017 en son 16. Ceza Dairesi kararı. Bir konuşmasında siz Kürt halkını yok edemeyeceksiniz, diz çökertemeyeceksiniz. Bici Apo, Bici Kürdistan şeklinde slogan atan şahsın bu ifadelerini
ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmiştir. Yargıtay 16. Ceza Dairesi. Karar ve esas numarası buradadır. Sadece çok çarpıcı olanları aktarıyorum. Çok sayıda var arkadaşlar. Üzerinde Kürdistan yazılı ve sarı kırmızı yeşil renkler olan tişört ile vesikalık fotoğraf çektirdiği için yargılanan şahısla ilgili de bunun da ifade özgürlüğü çerçevesinde olduğunu söylemiştir. Yargıtay 16. Ceza Dairesi. 18. Ceza Dairesi'nin de var benzer kararları. Yine Bizi Apo, Bizi Kürdistan sloganının atılmasını ifade özgürlüğü olarak görmüştür. Sayın Baydemir'in dün burada kullandığı söz bundan daha mı şok edici? Hayır. Demek ki genel kurul dün Türkiye hukukuna göre Yargıtay'ın içtihatlarına, yeni birkaç ay önceki içtihadına göre asla suç kabul edilmeyen bir fiilden dolayı tamamen özgürlük kürsüsü olması gereken bu platformda ben Kürdistan'dan gelen bir temsilciyim sözünü kullandığı için milletvekilini cezalandırmıştır. Vahimdir, ayıptır, günahtır. Devam edelim. Kürdistan neresi diye sordu Sayın Başkan Vekili. Bunu bize sormayın. Tamam, bize sorabilirsiniz. Biz de size tarihi kaynaklarla, coğrafi kaynaklarla, siyasi kaynaklarla cevap veririz ama bana göre siz Sayın Erdoğan'a sorun. Sayın Erdoğan'a 1991 Kürt raporunu hatırlatarak sorun. Ne demek istemiş? Bakın, bugün Doğu ve Güneydoğu sorunu olarak adlandırılan sorun aslında bir Kürt sorunudur diyor. Sorun gerçekte ulusal bir sorundur. Yani bir Kürt sorunudur. Bugün Doğu ve Güneydoğu olarak adlandırılan bölgeler tarihin en eski devirlerinde Kürdistan olarak adlandırılan coğrafyanın içinde yer alan bölgelerdir. Cevabı aldınız mı? 1991 Kürt raporu Sayın Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanmış. Bu yetmiyorsa başka şeyler aktaralım. 19 Kasım 2013 konuşması Sayın Erdoğan'ın başbakan olarak grupta yaptığı konuşmayı hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz ve defalarca da buradan tekrar edildi. Bu millet köksüz değildir diye başlıyor Sayın Erdoğan. Bu millet reddi miras yapacak, ecdadını unutacak, ecdadına sırt çevirecek bir millet değildir. Çok uzağa gitmeye gerek yok şurada. 90 yıl, 100 yıl öncesine gidin. MHP'nin, CHP'nin yöneticileri şurada meclis kütüphanesinde gitsinler. Meclis zabıtlarını, gizli celse zabıtlarını okusunlar. Milletvekilidirler. Okuma hakları var, gitsinler okusunlar. Bugün MHP ve CHP neye karşı çıkıyorsa orada ilk meclis zabıtlarında o karşı çıktıkları şeyleri göreceklerdir. Hem de en başta Gazi Mustafa Kemal'in nutuklarında göreceklerdir. Kürt kelimesini bu mecliste göreceklerdir. Gürcü, Laz, Arap, Boşnak kelimelerini o zabıtlarda görecekler. Kürdistan kelimesini o meclis zabıtlarında görecekler ve büyük alkış diye AKP'nin kendi sitesinde yayınladığı tutanaklarda yer alıyor. Büyük alkış. Devam ediyor aslında. Osmanlı'ya gittikleri zaman Doğu ve Güneydoğu'nun Kürdistan eyaleti olduğunu göreceklerdir. Kürdistan milletvekillerinin olduğunu göreceklerdir. Devam ediyor. Bugün bu konuşmayı burada yapsa bence milletvekilliğini düşürmeniz gerekecek. Eğer dünkü karar esas alınırsa. Değerli arkadaşlar, dönemsel ihtiyaçlara ve iktidar hesaplarına bakarak bu tür uygulamalara gitmenin bu ülkede hiç kimseye faydası olmadığını tarih çok açık gösteriyor. En açık kavradığı anlar da AKP'nin işte bakın bu anlardır. Şimdi neden bundan vazgeçiyorsunuz? Neden? İktidar hesabı için. Dün dündür, bugün bugündür mü diyeceksiniz? Deyin, söyleyin. Söyledik, inkar ediyoruz arkadaş deyin. Yine komisyon toplantılarında apaçık belirttik size, burada da anlattık. Değerli arkadaşlar, büyük vahim bir yanlış yapıyorsunuz. Özgürlükleri,
ve demokratik siyaseti ortadan kaldırırsanız bu ülkede acıyı büyütürsünüz. Yapmanız gereken şey özgürlükleri ve demokratik siyaseti alabildiğine genişletmektir. Burada hekim milletvekilleri vardır. Yanlış bir teşbihte bulunursam lütfen onlar bağışlasınlar en başta. Özgürlükler ve demokratik siyaset şu diz kapağındaki kıkırdak doku gibidir. Var olduğu sürece ne işe yaradığını fark etmeyiz. Özgürlükleri iyice kıstığınızda, demokratik siyaseti devre dışı bıraktığınızda şu kıkırdak dokuyu iki dizin arasından çıkarırsınız. Kemiklerin birbirine sürtünmesine yol açarsınız. Kemiklerin birbirine sürtünmesinin ağrıların en vahimi olduğunu sanırım bu işin uzmanları teyit edeceklerdir. HDP'yi ve özgürlükleri böyle terörize etmeye kalkmakla, sindirmeye çalışmakla yaptığınız şey nihayetinde bu kıkırdak dokuyu kurutmaktır. Biz burada bütün gücümüzle, bütün samimiyetimizle bu toplumda olabilecek kemik sürtünmelerinin önlenmesi için çalışıyoruz. Sayın Baydemir dün burada ısrarla bu çatı Kürtlerin ve Türklerin çatısı olsun diye uğraşıyoruz dedi. Buna rağmen dinlemediniz. Geçmişle yüzleşmeden söz etti biraz önce Sayın Naci Bostancı. Keşke Naci Bostancı burada olsaydı da 2013-14 yıllarında çalışan çözüm süreci komisyonunun başkanı olarak orada tartışılanları hatırlatsaydı. Orada neler konuşuldu? Neler söylendi? Sayın Grup Başkan Vekilimiz Kerestecioğlu da belirtti. Geçmişte yüzleşmek bir erdemdir. Ben demiyorum sadece. Yine başbakan olduğu dönemde Erdoğan söylüyor. Aktarayım. 2005 Diyarbakır konuşması. Her ülke geçmişinde hatalar yapmıştır. Biz de pek çok zorluğun harmanından geçerek geldik bugünlere. Büyük devlet, güçlü millet kendisiyle yüzleşerek hatalarını ve günahlarını masaya yatırarak geleceği yürüme güvenine sahip millet ve devlettir. Sadece bu mu? Hayır. Dersimle ilgili o bir katliamdır. Eğer özür dilemek gerekiyorsa devlet adına ben özür diliyorum dedi. Demedim. Çıkardı belgeleri CHP grubuna doğru gösterdi ya da CHP'lere hitaben bakın işte Dersim'in katliam olduğunu bu belgeler gösteriyor. Peki biz söyleyince neden zorunuza gidiyor? Eğer o sözler doğruysa Sayın Erdoğan'ın o sözleri sizin bugün yaptığınız nedir? Siz geçmişi inkar etmeyi ettiğinizi açıkça dile getirirseniz samimiyetle atmışlayacağım. Biz reddi miras yapıyoruz değil. Aynen Erdoğan'ın Cumhuriyet için söylediği reddi miras yapılmaz. Biz buna karşıyız. Anlayışı doğru değildir deyin. Reddi miras yapıyoruz deyin. Dönelim hukuki veçesine. Değerli arkadaşlar, şu an Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sicilinde kayıtlı Kürdistan adı taşıyan partiler var ya. Kürdistan Özgürlük Partisi, kuruluş tarihi 11-12-2014, adresi ve üye sayısı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sitesinde yer alıyor. Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Başkanı, kuruluş tarihi 35-2016. Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi. Bunlar resmen kurulmuş. Yarın öbür gün buraya temsilcisi gelse, kendi partisinin adını kullandığında suç işlemiş olacak. Bu ne şizofrenidir? Siyasi ve hukuki şizofreniyi bu ilkeye reva gören anlayışı şiddetle reddediyoruz. Bu ülkeye siyasi ve hukuki şizofreniyi yaratmak sadece acıları büyütmek, sorunları çözümsüzlüğe mahkum etmek anlamına gelecektir. Milli Savunma Bakanlığı bütçesine gelince çok kısa bir şey söyleyeceğim. Evet, bu bir savaş bütçesidir. Doğrudur. Barış dönemi bütçesi böyle olmadı. Sayın Bakan burada.
Çok kısa, rakamların ayrıntısına girmeyeceğim. Süre bitiyor. 2013 ve 2014 yılları Türkiye'de çözüm süreci yürütüldüğü dönem. Bu iki dönemin bütçesiyle 2017 bütçesi arasında Milli Savunma Bakanlığı için yapılan artış %20 değil, %40 değil, %50 değil arkadaşlar. %100'dür. Eğer kendi içinizde bu kadar ağır tahribatları olmuş bir sorunu, 10 yıllardır yaşanan... Sözlerinizi tamamlayın lütfen. Bir dakika ek süre veriyorum. Buyurun barışçıl, teşekkürler Sayın Başkanım. Bu çatışmaları barışçıl yollarla çözmeyi denerseniz Milli Savunma Bakanlığı'na değil, sağlığa, eğitime, kadın haklarını geliştirmeye, çocuklara bütçe ayırırsınız. Şimdi çıkıp büyük ihtimalle iktidar sözcüleri yine terör, destek falan diyecekler. Değil arkadaşlar, değil. Dünyada bu sorunu görüşerek, diyalogla çözmeye çalışan sayısız ülke örneği vardır. Ben çözüm sürecinde Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak daha önce de söyledim. Hükümete, dönemin iki başbakanına bu konuda raporlar sundum. Hem temsil ettiğim grup adına hem şahsım adına. Bu tecrübelerin ne kadar değerli olduğunu orada gördük. Şimdi yapmamız gereken şey derhal barış ortamı yaratmaktır. Saygılarımla efendim. Teşekkür ederim Sayın Sancar.